Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden KPSS fotosentez soru çözümleriyle birlikte devam ediyoruz. Kaldığımız yerden abicim, güzel bir soruyla karşılaştık. Bakalım hemen. 1, 2, 3 ile gösterilen kapalı cam kaplar belirtilen ortamlarda bulunduklarında hangi kaplardaki karbondioksit ve oksijen oranı zamanla artar demiş. Yani diyor ki ortamda karbondioksit daha fazla artsın, oksijen oranı azalsın diyor. Sana bunu soruyor, tamam mı? Bakalım şimdi birincisine. Eyvallah. Şimdi bakıyoruz. Bak buradaki mantık ne? Şuradan ışık geliyor. He, ışığın gelmesi ne demek? Burada bitkimiz de var. Eyvallah. O zaman bu eleman fotosentez yapacak. Doğru mudur? Bu eleman fotosentez yapacak. Bu eleman solunum da yapacak. Yani mutlaka oksijenli solunum da yapacak. Karbondioksit çıkışı da var. Ama buradaki mantarı niçin koymuş? Mantarlar fotosentez yapmış. Ama mantarlar oksijenli solunum yaparak atmosfere ne verecek abicim? Karbondioksit verecek. Bak ortama karbondioksit verişi olacak. Tamam mı? Ama bu ne kadar çok karbondioksit verirse, ışık da geldiği için, buradaki fotosentez de yapıldığı için ortama verilen oksijen de ne olacak? Artmaya başlayacak. Bunun artmasıyla bu da artacak. Anlaştık mı abicim? Bak buradaki mantık bu. Bunun artmasıyla bu da artacak. Çünkü ışık var, fotosentez yapıyor. O zaman bakarsam soruya, karbondioksit bölü oksijen oranı zamanla artar diyor. Yani oksijen oranının azalması lazım. Karbondioksit artacak ki böldüğüm zaman oran zamanla artar. Ama burada oksijen de artıyor, karbondioksit de artıyor. Gördüğünüz gibi ikisi bir arada artıyor. O yüzden biri alamıyorum abicim. Tamam mı? Geldim buraya. Şimdi bu karanlık bir ortam. Eyvallah, karanlık bir ortam. E karanlık ortamda bu bitki fotosentez yapamayacak. Doğal olarak o zaman ortama oksijen çıkaramayacak. Ama ne yapacak bu eleman? Solunum yapacak. Oksijenli solunum sonrasında atmosfere ne verecek abicim bu ortamındaki fanusa? Karbondioksit verecek. Yani karbondioksit artarken oksijen artma namına bir şey yok. Ona bağlı olarak da buradaki oran artacak. Yani iki kesinlikle var abicim. 3'e geldik. Işık var. Işık var ama bana ne abicim? İçerideki fare fotosentez yapan bir canlı değil ki ışığı kullanıp oksijen çıkarsın. Bu da ne yapacak? Oksijenli solunum yaptığı için atmosfere ne verecek abicim? Karbondioksit. Gördüğünüz üzere buradaki karbondioksit miktarı da artacak. Oksijen miktarında değişim olmadığı için karbondioksit bölü oksijen oranı burada da artmaya devam edecek. Yani doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıktı. Klorofilin yapısında yer almadığı halde klorofil sentezi için gerekli olan element hangisidir? Bak ilk videoda da anlattım bunu. Ne olursa olsun klorofilin yapısında bulunan element magnezyumdur. Bak unutmuyoruz. Yapısında bulunan element magnezyumdur. Dörtlü pirol halkası var ve bu klorofil sentezini meydana getirecek enzimin kofaktörü olan demirdir. Ne anlattım ben size? Direkt olarak klorofilin yapısında demir yoktur. Fakat enziminin yapısında, bunu meydana getirecek olan enziminin yapısında demir vardır. Ve böyle soruları çok severler. Al bir tane daha soru. Bitkilerdeki bu klorofil, bitkilerdeki klorofil bizdeki hemoglobine benzer. Bizde de hemoglobinin ortasında demir vardır, dışında dörtlü pirol halkası vardır. Aynı olay bitkilerde klorofilde var. Ama orada klorofilin yapısında magnezyum varken bizde demir var. Geçtim. Soru bana ne diyor? Klorofil sentezi için gerekli olan element ama klorofilin yapısında yer almasın. O zaman kimden bahsediyor bu? Demirden bahsediyor. Doğru cevabımız Adana. Arkadaşlar çok sorarlar. Üzerinde çok dururlar. Gördünüz siz de bunu. Ve klorofilin en önemli özelliği neydi? Işığı emmesi ve ışığı emerek hemen elektron fırlatıyor. Yani bu elektronları fırlatacak ki bu elektron ETS'de dönerken ATP sentezlensin kemiozmatik hipoteze göre. Sakın unutmayın abicim, tamam mı? Klorofil yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot vardır. Yaklaşık 25 tane klorofil pigmenti var. Klorofil ABC şeklinde gidiyor. Bizim bildiğimiz, yani bizim daha çok fotosentezde kullandığımız klorofil A ve klorofil B'dir. Yani 680 ve 780 nanometre arasındaki ışığı emecek olanlar. Ve en önemli özelliği, ışığı yakaladığı anda elektronu fırlatırlar ve yapılarında magnezyum vardır ama dışarıdan olmazsa olmazı demirdir. Bu sentezi, reaksiyonu sentezli başlatacak veya devam ettirecek olan enzimin kofaktörü olarak görev yapar demir elementi diyor.
aşağıdaki atomlardan hangisi klorofilin yapısında bulunmaz demiş arkadaşlar. Klorofilin yapısında magnezyum bulunuyor. Bak ne dedim? Karbon, hidrojen, oksijen, azot mutlaka bulunacak. Bak cihon kesinlikle bulunuyor. Ve aynı zamanda ne bulunuyor abici? Magnezyum. Bilerek bu soruyu aldık. Yapısında o zaman oksijen var, azot var, karbon var, magnezyum var. Kim yok? Demir yok. İyice pekişmiştir sanırım. Bu demir nerede bulunuyordu? Enziminin kofaktörü olarak bulunuyordu. Aşağıdakilerden hangisi devirsel ve devirsel olmayan fotofosforilasyon arasında kesin bir ayrımı belirtir demiş. Bak kesin bir ayrımı belirtir demiş. Şimdi hemen şu devirli ve devirsizi bir kere daha şöyle çiziyorum. Tamam mı? İyice kafaya girsin. 3 tane şeyin üzerinde çok duracağım abicim. Devirli devirsiz reaksiyonları, o iki kutucuk mantığı ve fotosentezin denklemleri ileride gelince onları da göstereceğim. Bu 4 tane 5 tane kavramı iyi bilirseniz emin olun soru kaçırma gibi bir şansınız yoktur. Önce devirli ve devirsizi bir kere daha gösteriyorum. Önce devirliyi gösteriyorum. Devirli ve devirsiz dediğimiz fotofosforilasyon şu granada iki kutucuk mantığı var ya, şu granada gerçekleşiyor. Tamam mı? Bak şurada gerçekleşiyor. Yani ışıklı evrede gerçekleşiyor. Önce devirli. Klorofil A, hatırla, klorofil A. Işık geldi. Klorofil A elektronu fırlattı. Hop gördün mü, yükseltkende. Elektronu, çünkü bak şunu elektron olarak düşün. Bıraktı. Hop ağır hafiflikten dolayı yukarıya geldi. Elektronu alan ne oluyor? Ağırlığından dolayı aşağı doğru iniyor ve indirgeniyor. Ferredoksin indirdi. İndirgendi. Sonra elektronu fırlattı, yükseltkendi. Plastokinon indirgendi, verdi yükseltkendi. Sitokrom indirgendi, verdi yükseltkendi. Al sana klorofil A'ya geri geldi. Ve şu aşamada bir tane ATP açığa çıktı. Bu reaksiyon 6 defa gerçekleştiği için 6 ATP kazancımız burada meydana geldi. Klorofil A kullanıldı. İlk elektron vericisi klorofil A'dır. Son elektron alıcısı klorofil A'dır. Gördüğünüz gibi en yüksek enerjiyi alan ferredoksindir. Çünkü ilk fırlatan elektronun enerjisi daha fazladır abicim. Bunu da bileceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu. Bu ışıklı. Devirli. Devirsiz. Hemen ne yapıyordum? Fotosistem 2. Fotosistem 1. Normalde 2'den başlıyor gerçeği. Ben 1'den başlayarak anlatıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz, öğretmek için. Öğrendikten sonra normalini gösteriyoruz. Elektronu fırlattı. Işığı aldı. Elektronu fırlattı. Ferredoksin. Ferredoksin aldı, indirgendi, verdi yükseltkendi. 2 tane NADP burada bekliyor. Elektronu aldı, bekliyor. Şimdi fotosistem 1'in elektron açığı doğdu mu? Eyvallah. Bunun elektron açığını fotosistem 2 tamamlayacak. Elektronu aldı, fırlattı. Işığı aldı, fırlattı. İlk elektron alıcısı. Aldı, indirgendi, verdi yükseltkendi. Plastokinon. Aldı, indirgendi, verdi yükseltkendi. Ferredoksin. Pardon, sitokrom. Sonra plastosiyanin. Plastosiyanin de fotosistem 1'e elektronu geri getiriyor. Şimdi geldik. Bak 1. Fotosistem 1'in elektron kaynağı kimmiş? Fotosistem 2'dir. Gördünüz mü abicim? Bak elektronunu burası veriyor. Şimdi fotosistem 2'nin elektron açığı doğmadı mı? Doğdu. Bunun açığını kim kapatacak? Suyun fotolizi. Suyu bir parçalıyorsun. Hidrojen artı, elektron artı, oksijen. Elektron geliyor buraya. Bunun elektron açığını tamamladı. Süper. Bak hidrojen geldi. Buraya bir yakalanıyor. Al sana 2 tane NADPH2. Buraya reaksiyon 6 defa gerçekleşirse al sana 12 tane NADPH2'yi de buradan meydana gelmiş oldu. Nerede çıkıyormuş NADPH2 çıkışı? Devirsiz fotofosforilasyonda, gördüğün gibi. Sonra geldik abicim. Oksijen de atmosfere serbest oksijen olarak veriliyor. Ama bunun devamı böyle değil. Başlangıcı da böyle değil. Buradan değil de buradan başlayacağız. İlk önce fotosistem 2 elektronu fırlatacak. Bunun elektron açığını suyun fotolizi doğuracak. Bu elektronu kime verecek? Fotosistem 1'e. Bu fırlatacak. Bunun elektron açığını burası tamamlamış olacak. Tamam mı? Başlangıcı böyle. Bak sakın unutmayın. Böyle gidiyor. Ama ben daha rahat kafaya girsin diye böyle anlatıyorum. Artık hangisi hoşumuza giderse diyoruz. Şimdi diyor ki aşağıdakilerden hangisi devirsel ve devirsel olmayan fotofosforilasyon arasında kesin bir ayrımı belirler diyor. Arkadaşlar şurada da 2 tane ATP üretildiğini bilin. Tamam mı? 6 defa gerçekleşirse 12 ATP buradan, 6 da buradan, 18 ATP. 12 tane de NADPH2 açığa çıkmış oluyor. Şimdi baktık o zaman. Devirsel ve devirsel olmayan fotofosforilasyon arasında kesin bir ayrımı belirtir. ATP her ikisinde de üretiliyor. Klorofil A her ikisinde de kullanılıyor. Bak her ikisinde de kullanılan klorofil A'dır. ETS her ikisinde de kullanıyor. O ferredoksinler, o plastokinanlar, plastosiyanlar hepsi ETS. Oksijen ve NADPH üretilmesi, gördüğünüz gibi. Bu sadece nerede üretiliyordu abicim?
ışık şeyde devirsiz fotofosforilasyonda meydana geliyordu. Işık enerjisinin kimyasal bağ enerjisine çevrilmesi, yani ATP sentezlenmesi diyor. ATP sentezlenmesi zaten her ikisinde de ortak olarak kullanılıyordu. Doğru cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Bakalım başka bir sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ve solunum reaksiyonları sırasında gerçekleşen ortak olaylardan biri değildir demiş. Bak, ortak olaylardan biri değildir. Hem oksijenli solunumu diyor, hem de diyor fotosentez. Tamam, süper. Oksijenli solunumda ben ATP üretildiğini biliyorum. Kaç tane? 32 tane ATP üretiliyor. Eyvallah. Bir kere enerji dönüşümünün gerçekleşmesi. Her ikisinde de ortaktır. Yani ATP çıkarılması. İşte birinde ışık enerjisi dönüşüyor. Birinde de işte normal olarak besinlerin içerisinde bulunan enerji dönüşüyor, ama var abicim, ATP var. Sıcaklık değişimlerinden her ikisi de etkilenir. Neden? Bak, sıcaklık değişimlerinden etkilenmeleri için ortamlarında, yani kendi yapılarında enzim bulunması lazım, değil mi? Enzim bozulacak. Sıcaklıkta protein yapısında olduğu için enzim bozulur. Her ikisi de enzim kontrolünde gerçekleşmiyor mu? Eyvallah, o zaman geçtik. Organik madde miktarının azalması. Şimdi buraya bir duracağız. Bak, şimdi buraya bir duracağız. Arkadaşlar, şimdi fotosentez denklemini yapıyorum. Karbondioksit artı su. Hop, şuraya işte klorofil geliyor. Işığı emdi. Açığa ne çıktı abicim? Glikoz. Artı oksijen. Yani organik bir bileşik çıktı. Gördün mü? Fotosentezde inorganik maddelerden organik madde sentezi artar. Bak, bunda artıyor. Bak, bunda artıyor. Fotosentezde artar, azalmaz. Ama bunun tam tersi oksijenli solunumdur. Glikozu oksijenle parçalarsın. Açığa ne çıkar abicim? Karbondioksit ve su. Yani organik azalır, gördüğünüz gibi. Organik madde miktarının azalması solunumda olurken, organik madde miktarının artması da fotosentezde olur. Fotosentezde inorganik madde ortamdan azalırken organik madde artar. Doğru cevabımız o yüzden Ceyhan'dır. Gördüğünüz üzere abicim. Tamam mı? Yeşil bir bitkide ve bu bitkinin bulunduğu ortamda aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi bitkide fotosentez olayını olumsuz yönde etkilemez demiş. Olumsuz yönde etkilemez demiş. Şimdi bakalım abicim. Bir kere şunu bileceğiz. Arkadaşlar bakın, bir kere şunu bileceğiz. Veya bu sorunun çözümünü, arkadaşlar bu sorunun çözümünü detaylı bir şekilde, çünkü artık fotosentez denklemlerine de gireceğim burada hafiften. Fotosentez denklemine de gireceğim. Güzelce anlatacağım. O yüzden uzayacak, bayağı uzayacak video. O yüzden bunun çözümünü bir sonraki videoda yapıp güzel bir şekilde anlatacağım abicim. Tamam, detaylı bir şekilde anlatacağım. Daha iyi bir şekilde kafanıza girmenizi sağlayacak. Yani bir sonraki videoda kaldığımız yerden bu soru anlatımına devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.